Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok muhteşem bir kek yapacağız. Kıvamı çok yumuşak, yapımı çok kolay. Nescafe'li, kakaolu, üzerine de bol çikolata sosu ekleyince muhteşem bir lezzet oluyor gerçekten. Buyurun hemen malzemeleri görelim ve yapım aşamasına geçelim. Bize gerekli olan malzemeler kaynar su, yumurta, kakao, sıvı yağ, şeker, vanilya, kabartma tozu, kahve ve un kullanacağız. İlk önce 1 su bardağı kaynar suya 2 tatlı kaşığı kahveyi ilave edip karıştırıyoruz. Nescafe kullanabilirsiniz ama bu kahvenin tadını çok seviyorum. Biraz hafif bir lezzeti olduğu için her zaman tercihim bu oluyor. Karıştırıyoruz ve bir tarafta ılımasını, soğumasını bekliyoruz. Karıştırma kabımıza 3 adet oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtayı, 1 su bardağı dolusu ve 1 su bardağının 1 parmak eksik şekeri ilave edip köpürünceye kadar karıştıracağız. Bu kekte hiç süt kullanmıyoruz. Süt alerjisi olanlar için mükemmel bir tarif bu gerçekten. Yumuşacık bir kıvamı oluyor süt kullanmamamıza rağmen. Üzerine çikolata sosu da tabii biraz süt var ama onu da kullanmazsınız. Tamamen süt alerjisi olanlar için mükemmel bir kek tarifi. Soğumuş kahveyi de ilave ediyoruz. 1 paket vanilya ve 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ilave edip tekrar güzelce bir çırpıyoruz. Ve 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyoruz. Bunu da güzelce bir çırpıyoruz. Ve daha sonra 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ilave edip iyice çırpacağız. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 milimlik. Ben 1 su bardağını kullandım, yarım su bardağını unuttum ilave etmeni, itmeyi. Daha sonradan ekledim ama onu ekledikten sonra çekmeyi de unuttum. Bunun için affola. Bu keki kenarları biraz yüksek 24 santimlik kelepçeli kalıpta yapıyorum. Kek ilk önce çok kabarıyor, daha sonra kabarması iniyor ki normalde de bu zaten. O yüzden kelepçeli kalıp ideal oluyor. Bir borcamda yapmaya kalkmayın. Hani kenarları küçük olan herhangi bir kalıpta da yapmayın ki kek taşabilir. Kelepçeli kalıp daha ideal oluyor. Kelepçeli kalıbın da alt kısmına hem kekin yapışmaması için hem de kenarlarından taşmaması için yağlı kağıt seriyorum. Kelepçesini iyice sıkıştırdıktan sonra yağlı kağıdın fazla kalan kısmını da kesip alıyorum. Kek hamurunu boşaltıyoruz. Kalıba gördüğünüz gibi çok sıvı, normal kek hamurlarından biraz da sıvı bir kıvamı var. Buna rağmen muhteşem bir şekilde pişiyor. Hiç tereddütünüz olmasın. Önceden ısıttığımız 170 derece 340 Fahrenheit fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen keki kürdan testi yapacağız. Kürdanı kekin orta kısmına batırıyoruz ve çıkardığımızda üzerine yapışkanlık yoksa eğer pişmiştir fırından alıyoruz. Ve üzerine çikolata sosu hazırlayacağız. Bunun için krema ve çikolata kullanacağız. 1 su bardağı dolusu kremayı tencereye alıyoruz ve ocakta kaynama derecesine gelinceye kadar ısıtıyoruz. Hani kaynatmıyoruz çok fazla. Ve sütlü çikolata kullandım. Yaklaşık 200 gram kadar. Siz isterseniz yarısını bitter çikolata olarak kullanabilirsiniz. Çikolataları da küçük parçalara bölüyorum. Kremanın içerisinde daha kolay erimesi için. Ve iyice soğuduktan sonra keki kelepçeli kalıptan çıkarıyoruz. Kekin kıvamı çok yumuşak ve çok kolay dağılabilen kek. O yüzden iyice soğumasını bekleyeceğiz kalıptan çıkarmak için. Kalıbın kelepçe kısmını çıkardıktan sonra servis tabağına ters çeviriyoruz ve üzerindeki yağlı kağıdı da çekip alıyoruz. Ve ocakta kaynama noktasına gelinceye kadar ısıttığımız kremayı alıyoruz. İçerisine 200 gram sütlü çikolatayı ilave edip eriyince kadar karıştırıyoruz.
ve iyice soğuduktan sonra kekin üzerine gezdiriyoruz. Hatta biraz kenar kısımlarından da taşırıp daha da lezzetli bir hale getiriyoruz. Ve buzdolabında mutlaka beklemesi lazım. Çikolata sosunun da iyice koyulaşması için yaklaşık bir yarım saat kadar buzdolabında bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Bu kek tarifini Pelin arkadaştan almıştım. Blog arkadaşım pelince.com sayfası. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel, harika tarifleri var arkadaşın. Kendisine de çok teşekkür ediyorum bu muhteşem lezzetle bizi tanıştırdığı için. Buzdolabına yarım saat beklettikten sonra çıkarıyoruz ve dilediğimiz gibi süslüyoruz. Ben orta kısmına iri kıyılmış fındık kullandım. Ve tabii ki çikolatalı lezzetlerin üzerinde en güzel duran renk yeşildir diyerekten kenar kısımlarını da yeşil fıstıkla süsledim. Siz de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir dilim kesiyorum ve size kıvamını da göstereyim. Nasıl yumuşak, kum gibi bir kıvamı var gerçekten. Nescafe lezzeti var zaten kekte. Üzerine de çikolatalı sos eklenince lezzet üzerine lezzet oluyor. Çok güzel bir kek. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz eğer abone tuşuna basarak abone olmayı da unutmayın. Tariflerimi de paylaşmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.